Bahadırlığı, cesareti ve zekası ile bir cihan devletinin temellerini atan Osman Gazi, hastalığı ve yaşı nedeniyle 1317 yılından sonra Fetih Harekatı'nın başına oğlu Orhan Bey'i geçirmiş ve onun yanına da namlı komutanları Konuray, Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Köse Mihal, Turgut Bey, Saltuk Alp, Aykut Alp ve oğlu Kara Ali gibi yoldaşlarını vermiştir. Ancak bu sayılan Alpler de Osman Gazi'nin vefatından sonra birer birer hayata gözlerini yummuşlardır. Peki, 36 yıl Osmanlı tahtında kalan Orhan Gazi döneminde öne çıkan komutanlar kimlerdir? Osmanlı tarihinin ilk amirali olan Kara Mürsel Alp. Karesi Beyliği komutanlarından olan ancak Orhan Gazi'nin isteğiyle Osmanlıların hizmetine giren Kara Mürsel Alp, İzmit Körfezi'nin güney kıyılarının fethi ve sonradan kendi adıyla anılacak olan Kara Mürsel Beldesi'nin alınmasını sağlamıştır. Cesaretinden ve kahramanlıklarından dolayı bizzat Orhan Gazi tarafından kendisine Kara lakabı verilmiştir. Kurduğu tersanede gemi yapımına başlayan ve ilk Osmanlı donanmasını kurup komutanlık eden Kara Mürsel Alp, Marmara Denizi'ni denetim altına almış ve filosu ile Körfez girişini tutarak Bizans'tan İzmit'e ulaşacak yardımları kesmiş ve bu anlamda İzmit'in fethinde önemli rol oynamıştır. Balkan Fatihi Gazi Evrenos Bey. Evrenos Bey, Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde rol oynayan en önemli uç beylerinden biridir ve Osmanlı Devleti için büyük önem taşıyan Evrenosoğulları ailesinin de atasıdır. Orhan Bey döneminde özellikle Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli akınlarına katılmıştır. Evrenos Bey oldukça uzun bir ömür sürmüş, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve 1. Mehmet dönemlerinde de faaliyetlerde bulunmuştur. Rumeli ve Balkan bölgesinin fethinin en önemli isimlerinden biri olan Evrenos Bey'in soyundan gelen oğulları ve torunları da Akıncı komutanları olarak Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Vezir Kara Timurtaş Paşa. İlk Osmanlı vezirlerinden biri olan Timurtaş Paşa'nın soyu, Osman Bey'in silah arkadaşlarından Aykut Alp'e dayanır. Kara Timurtaş Paşa'nın babası ise Aykut Alp oğlu Kara Ali Bey'dir. Babası ile birlikte Marmara'nın güney sahillerinde fetihlere katılmış ve Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa ile Rumeli'de seferlere çıkmıştır. Orhan Bey döneminde Gemliğin alınmasında rol oynamıştır ve Rumeli yakasına geçen ilk beyler arasındadır. Kara Timurtaş Paşa, Orhan Bey dönemi dışında 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemlerinde de birçok fethe katılmıştır. Kendisinin Yıldırım Beyazıt'ın lalası olduğunu ileri süren tarihçiler de vardır. Kendisine Rumeli'deki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyliği ve Karamanoğulları ile yapılan mücadeledeki kahramanlıklarından dolayı da vezirlik unvanları verilmiştir. Bu anlamda Beylerbeyi ve vezirlik sıfatlarını birlikte taşıyan ilk Osmanlı paşasıdır. Osmanlı'da Sipahi Teşkilatı'nın kurucusu olduğu da ileri sürülür. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.